Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle 50 yıllık çiğ börek ustasından nefis bir çiğ börek tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle böreğin hamurunu hazırlayalım. Bunun için 4,5 su bardağı un ve 2 tatlı kaşığı tuzu bir kaseye boşaltalım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra 1,5 su bardağı suyu ilave edelim ve hamuru yoğurmaya başlayalım. Biraz sert kıvamlı bir hamur olacak. Gerekirse çok az su ekleyebilirsiniz. Yoğurduğumuz hamurun üzerine streç filmle kapatarak 30 dakika kadar bekletelim. Bu sırada biz de böreğimizin iç harcını hazırlayabiliriz. Bunun için 350 gram kıyma, 1 adet doğranmış orta boy soğan, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay bardağı suyu genişçe bir kasede güzelce karıştıralım. Hamurun yapışmaması için unladığımız tezgaha yeterince dinlendirdiğimiz hamuru alalım. Elimizle hamuru tekrar güzelce bir yoğurarak toparlayalım. Bu yoğurma işlemiyle hamurun daha güzel kıvama geldiğini sizler de göreceksiniz. Hamuru önce dörde, daha sonra her bir parçayı da 5 parçaya bölerek toplamda 20 bezeye ayıralım. Bezeleri elimizle yuvarlayalım ve beklerken üzerlerinin kabuk tutmaması için üzerlerine bir bez örtelim. Yaklaşık bir karış büyüklüğünde oluncaya kadar hamuru hafif unlayarak açalım. Ardından kıymalı harcı hamurun yarısını dolduracak şekilde yayalım. Hamuru D şeklinde kapatalım ve kenarlarına elimizle bastıralım. Eğer hamurunuzun kenarlarının daha düzgün olmasını isterseniz bir rulet yardımıyla kesebilirsiniz. Bol kızgın yağda böreklerimizi dikkatli bir şekilde çevirerek kızartalım. Puf puf kabaran nefis çiğ böreklerimiz servise hazır. Yanında ayranla servis edebilirsiniz. Dilerseniz iç malzemesini kıymalı yerine patatesli veya peynirli olarak da hazırlamanız mümkün. Umarım tarifi beğenmişsinizdir ve sizler de denersiniz. Bu nefis tarif için gereken tüm malzemeleri Hepsi Express'ten alabilirsiniz. Açıklamalar kısmına linkini bırakıyor olacağım. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.